Kremençuk'ta alışveriş merkezini Rusya füzeyle vurdu dedik. O saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler alışveriş merkezinin hemen yanındaki bir parkta bulunan sivillerin yaşadığı dehşeti gözler önüne seriyor. Ağaçlar sallandı, panik dalgası parkı kapladı. Kimi ağacın arkasına saklandı, kimi kendini kurtarmak için göle atladı. Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezi saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri ölümcül saldırının sadece birkaç saniye öncesine ait. Ukraynalılar alışveriş merkezinin yanındaki parkta zaman geçiriyordu. Bir anda patlama meydana geldi. Gökyüzü alev ve dumanla kaplandı. Panik içindeki siviller ne yapacağını şaşırdı. Koşu yapan bir kişi kendini göle attı. Kucağında çocuğu bulunan bir diğer sivilse kendini ağacın arkasında korumaya aldı. Rusya'nın saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 kişi yaralandı. 20'den fazla sivilden hala haber alınamıyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monastirski'ye göre enkaz altında canlı kimse yok. Yani can kaybı yükselebilir. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırıyı Avrupa tarihindeki en utanmaz terör saldırısı olarak tanımladı. Alışveriş merkezinin kasten hedef alındığını söyledi. Zelenski saldırı sırasında binada binden fazla kişinin bulunduğunu ifade ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kremençuk'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelen silahların tutulduğu mühimmat deposunun vurulduğunu iddia etti. Yanan alışveriş merkezinin kullanılmadığını öne sürdü. <laughs> savaş başladığından beri aynı sorunun yanıtını merak ediyoruz. Bu görüntüleri gördükçe merakımız daha da artıyor. Ne zaman nerede bitecek bu savaş? Donbas'ta ilerleyen ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine de füze saldırılarını artıran Rusya savaşın nasıl bitebileceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın daha önce defalarca reddettiği bir şartı hatırlattı. Peskov, Ukrayna savaşın bir gün içinde durmasını sağlayabilir. Bunun için orduya silah bırakma emri verilmeli ve Rusya'nın sunduğu şartlar kabul edilmeli dedi. Ukrayna teslim olmayı da Rusya'nın dayattığı şartları da elbette kabul etmiyor. 24 Şubat'tan yana sürüyor bu savaş.